Zirkonyum dişlidir. Şöyle anlatmak gerekirse, eskiden genel olarak biz porselen dişler adını verdiğimiz, hastalarımız da o şekilde bildiği bir protez çeşidini kullanıyorduk. Bu porselen dişlerde yapılması gereken işlem şu şekilleri. İçerilerinde bu porselen çok estetik bir malzeme. Fakat altındaki metal, onun kırılgan da bir malzeme porselen. O yüzden altında bir metal olması gerekiyor ki ağızda dişlerin üzerinde sabit bir şekilde dağılmadan durabilsin diye. İşte bu metali, porselen şeffaf bir malzeme olduğu için bu metali muhakkak şey yapmamız gerekiyor. Opak adını verdiğimiz bir malzemeyle maskelememiz gerekiyor ki yani dışarıdan bakıldığı zaman porselenin altında bu metal belli olmasın. Şimdi metalleri döküm şeklinde elde ediyorduk. Daha sonrasında üzerlerine işte bir kat opak, sonra bir kat daha opak sürüyoruz metali tamamıyla kaybetmek için. Üzerine porselenler yerleştiriliyor. Ve bu porselenler katman katman yerleştirilmek zorunda ışık geçirgenliğini doğala yakın hale getirebilmek için. Böyle olduğu zaman çok kalın bir protez elde etmemiz gerekiyordu ve bu kalın protezi elde etmek için de maalesef dişlerden daha fazla şekilde madde kaldırmamız gerekiyordu. Bu da bizi daha sonrasında çürüklere veya dişlerde çok fazla madde kaldırıldığı için çevresinden hassasiyetlere sebep oluyordu. İşte zirkonyum tam da bu dönemde ortaya çıkmış bir malzeme. Beyaz bir metal alışımı, ışık geçiren bir metal alışımı. Ayrıca şunu da söylemem gerekir. Porselenler içerilerindeki metalden ötürü ışık geçirmezler. Işığı sadece yansıtırlar. Bizim dişlerimizin doğal görüntüsünü sağlayan şey ışığı hem yansıtması hem de geçirmesi. İşte zirkonyum altındaki yani kendi yapısındaki alaşımların özelliği olarak hem yansıtabilir ışığı hem de ışığı geçirebilir. Bu kendisine bir doğallık sağlar. Doğallık kadar bizim kendi dişlerimizin doğal görüntüsüne benzer bir doğallıkta protezler yapabilmemize olanak sağlar. Ayrıca opak kullanmak veya normal metalin mukavemeti için çok kalın olması gerekiyordu. Zirkonyum daha sağlam bir malzeme olduğu için daha ince şekilde elde edilip üzerlerine incecik bir porselen seramik koyulduğu zaman ağzın içerisinde, dişlerin üzerine koyulabilir. Bu bakımdan dişlerden çok daha az madde kaldırarak zirkonyum dişleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman toparladığımızda hem dişlerden kesilecek madde miktarının daha az olması sebebiyle hem ışık geçirgenliğinin iyi olması sebebiyle doğal görüntü sağlaması sebebiyle hem de metaller zamanla ağız içerisindeki kimyasallarla yemeklerle etkileşime girip oksidasyon yapıp şeylerde bu çevresindeki diş etlerinde kararmalara sebep olabiliyor. İşte zirkonyum maddenin yapısı gereği bu şekilde ağız ortamından etkilenmediği için diş etleriniz seneler sonra bile yine aynı pembelikte, aynı sağlıklı görünümde kalabiliyor. Açıkçası zirkonyumu artık porselen dişlere nazaran tercih etmemizin en büyük sebeplerinden başlıcaları bunlardır.